Bahar geldi, önümüz yaz. Etek hepimiz giyiyoruz. Manikür, pedikür hepimiz önemsiyoruz. Doğru mu değil mi? Siz konunun içinde ilk bölümümüzde bahsettiniz ama biraz detaylandıralım istiyoruz. Bir de hava sıcaklığı, çalışma şartları, yoğun iş temposu. Bu yıl tatile gidemedim, solaryuma gideyim diye hepimiz dönemsel yapıyoruz. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Sizden dinleyelim. Evet, çok güzel iki tane soru. İkisi de çok kolay suistimal edilebilen, güzellik uğruna tıbbi hayatımıza zarar verdiğimiz konu solaryumda, pedikür olayı da. Şimdi ellerdeki manikürlere karışmıyoruz. Evet. Ellerde çünkü yer çekimine ilgili bir sorunumuz yok. Varis bile kollarda az. Yani o da biliyor ki yer çekimi hastalığı bu. Nerede oluyor? En fazla bacakta. Bacakta Hayır. varis olması demek, bacakta kanın toplanması demektir. Eğer siz ayakta gezen bir canlı olarak ayak tırnaklarınızı derinden keserseniz veya tırnağın hemen etrafındaki et parçalarını pedikürle alırsanız, orada mikro çatlaklar dediğimiz, mikro travmaya bağlı çok küçük çatlaklar oluşur. Ve ayağımızdaki mikroplar, bunun temizlikle ilgisi yok. Ben ayağımı her gün yıkarım. Onlar, o mikroplar temizlemeyle geçmez. Onlar deride yaşayan mikroplardır. Derinin canlılığı için deriye yararlı mikroplardır. Ne zaman zararlı olur? Derinin altındaki kan dokusuna geçtikleri zaman, deri altı dokusuna geçtikleri zaman. Nasıl geçer? Pedikürle, çok ufak çatlaktan. Hocam bunu ben bile görmüyorum. Siz görmüyorsunuz ama mikrop görüyor. Mikrobu da görmüyorsun zaten. Peki girdi. Pedikür yaptırdık, girdi. Ama hocam bizi her yaptırışımızda ben kendi aletimi götürürüm diyenler var. Ya da bizim pedikürcü çok sterildir, devamlı sterilizasyondan çıkarak kullanır. Olay sterilizasyon değil, olay cihazdan bulaşan mikroplar değil, derideki kendi mikropların. Onu temizleyemezsin. Orada hem artar, çorapla artar sıcakta, ayakkabıyla artar. Ayakta düz durunca zaten yer çekimiyle bütün mikroplar ayağa iner. Girdiği zaman, normal biri de girdiği zaman zaten kan vücutta dolaşıyor, bir sorun çok fazla çıkmaz. Ama varisli ise bacakta birikiyor kan. Bacakta çok biriktiği için kan, aldığımız mikrop da kanla dolaşır zaten. O damar, toplar damarın içerisine yerleşir o. Bir de yukarıdan kan geliyor devamlı. Artık duvarlarda trombus dediğimiz pıhtılaşma işlerine yol açar. Veya bazen tromboflebit dediğimiz damarın iltihaplanmasına yol açar. Veya hiçbir şey yapmasa o yeşil mavilerin, kırmızıların artışına yol açar. Yani biz ayağımızı, parmaklarımız daha güzel tırnak içerisinde görünsün diye yaptığımız şey tıbbi olarak yanlıştır. Ve peki ne yapmamız lazım? Birçok hastam sosyoekonomik durumu, kültürel durumu yukarıda olsa bile ayak tırnak makası nedir, el tırnak makası nedir bilmez. El tırnak makasını alır, ayağında keser. El tırnak makasının uçları, köşeleri şu köşeleri almak için yapılmıştır. Ayak tırnağında o köşeler alınmaz, düz kesilir. O yüzden en basit bir eczaneye bile gitsek ayak tırnak makasını bize verecektir. Çok ucuz. Ayak tırnak makasının ucunun düz ve geniş olduğunu göreceksiniz. Ve tırnak uzayacak, düz keseceğiz. Efendim benim tırnağım batıyor, o yüzden derin kesiyorum, pediküre gidiyorum. Hiçbir zaman pedikürde siz tırnak batmasını tedavi edemezsiniz. Yalnızca psikolojik rahatlarsınız ve bir sürü de mikrop alırsınız içeriye. O nedenle onların biz tırnağın batmasını engelleyecek küçük bir klips koyuyoruz. Çok basit bir işlem bu, tırnağın üzerinden. Tırnağın etlerini hafif ayırır, oradan tırnak rahat uzar. Tırnak batmasının tedavilerinden biri tırnak uzatmaktır, tırnak kesmek değil. Peki. Bunu da söylüyorum. Solaryuma gelelim. Şimdi tabii önümüz yaz. Tabii bazı arkadaşlar, çok hastam var öyle. Ben plaja işte beyaz mı çıkayım derler. Şimdi şöyle, birincisi deri hastalıklarının riskinden başka. Solaryumda bir kere deri hastalıkları, deri kanseri riski çok artar. Bunu bütün tıbbi araştırmalar yazar. Evet. Aynı zamanda ben varisle ilgili yorum yapayım. Damarlarda ben aynı zamanda gerontoloji hocasıyım. Yani damar yaşlanması bilimiyle uğraşıyorum ben. Damarların yaşlanmasıyla birebir ilgilidir solaryum ışınları, o ultraviyole ışınlar. Hem atar damara, bak bu varisle ilgili değil ama damarı yaşlandırır. Yani kırışıklıklar oluşur deride. Neden deride kırışıklıklar oluşur? Çünkü gelen ultraviyole o damarcıkların kılcal damarcıklarını bozar. Bozduğu zaman cildin altındaki damarlar kapanır. Kapandığı zaman, "Aa, benim yüzüm kırışıyor." Yüzün kırışmasının nedeni yüzün altındaki damarcıkların bozulmasıdır. Ultraviyole ışınlar bunu bozar. Özellikle solaryum ışınları. Hem atar damarı bozar, hem toplar damarı. Toplar damarı bozarsa varis artar. Atar damarı bozulursa yaşlılık belirtileri ciltte artar. O yüzden solaryuma da
pediküre de çok dikkatli girmemiz gerekir diyorum.